Merhaba arkadaşlar. 3B Eğitim Kurumlarından İrfan Özdemir, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bir başka dersle sizlerle birlikteyiz yine bugün. Arkadaşlar bugün fiilde çatı konusunu işleyeceğiz. Fiille ilgili işleyeceğimiz son konu bu. İnşallah. Daha önceki derslerimizde fiilin diğer konularının hepsini işledik biz. Fiilde kip kavramından başlayarak çekimli fiilden pasif bileşik zamanlı fiile, zaman kayması, ek fiil, fiilimsi, fiilin yapısını işledik. İnşallah bugünkü dersimizde de fiilin çatısını işleyip fiille ilgili her şeyi anlatmış olacağız arkadaşlar. Evet, dersimizi dinlerken lütfen not almayı veya PDF'den takip ediyorsanız PDF'den mutlaka önemli gördüğümüz yerlerin altını çizmeyi, ekstra yazdıklarımız varsa onları mutlaka PDF'ye aktarmanızı rica ediyorum. Ve dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, fiilde çatı konusu önemli bir konu. Öge konusunun öğrenilmesiyle birlikte öğrenilmesi daha da kolaylaşan bir konu arkadaşlar. Çatı kavramında bizim karşımıza önemli 3 tane öge çıkıyor. Bu ögeler arkadaşlar özne, nesne ve yüklemdir. Bu üç öge neden önem arz ediyor? Çünkü bu çatı konusu bu üç öge ile bağlantılı, irtibatlı bir konudur. Cümle ögelerini işlerken biz bu kavramlardan bahsettik. Arkadaşlar, özne nedir? Cümlede işi yapan, eylemi gerçekleştiren ögeye biz ne diyoruz? Özne diyoruz. Evet, işi yapan öge, eylemi gerçekleştiren öge. Nesne, işten etkilenen ögedir. Nesne, işten etkilenen ögedir. Yüklem ise arkadaşlar, konu başlığımız fiilde çatı olduğuna göre, fiilde çatı kavramıyla irtibatlı olarak bizim yüklemi fiil olan bir cümleyle alakalı bu konuyu bağdaştırmamız lazım. Yani yüklemi isim olan bir cümlede çatı özelliği aranmaz. Mutlaka fiil olması lazım yüklemin. Peki yüklem fiilse ne bildirir arkadaşlar? İş bildirir, oluş bildirir ve durum bildirir. Evet. Zaten biz çatı konusunu arkadaşlar özne yüklem ilişkisine göre çatı ve nesne yüklem ilişkisine göre çatı olmak üzere ne yapacağız? İki başlıkta ele almış olacağız. Evet, şimdi ilk başlığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Nesnesine göre fiiller veya nesne yüklem ilişkisine göre fiiller de diyebiliriz arkadaşlar. Şuraya hemen yazıyorum. Veya nesne yüklem nesne yüklem ilişkisine göre çatı diyebiliriz. Peki nesnesine göre fiiller arkadaşlar 4 başlıkta ele alınır. Geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen. Evet, geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen. Arkadaşlar nesne alan birincisinden başlayalım. Nesne alan fiillere biz geçişli fiil diyoruz. Bir fiil nesne alabiliyorsa, yüklem nesne alabiliyorsa, yüklemin başına onun sözcüğü getirilebiliyorsa, neyi kimi sorusuna cevap verebiliyorsa o fiil, o yüklem, o cümle geçişli çatılı bir cümledir. Evet, nesne alabilen, nesneyle kullanılabilen fiillerdir. Geçişli fiiller neyi, kimi, nereyi, ne sorusuna cevap verir. Bir fiilin geçişli olup olmadığını anlamak için fiilin başına onu sözcüğü getirilir. Sözcük onu kelimesiyle uyumlu ise
O fiil geçişlidir. Eğer onu kelimesiyle uyumlu değilse o fiil geçişsizdir arkadaşlar. Çok basit. Okudum. Başına onu getirin. Onu okudum. Geçişli bir fiil. Buldum. Onu buldum. Geçişli çatılı bir fiil. Ama güldüm. Onu güldüm olmaz. Koştum. Onu koştum olmaz. Bu ne oldu arkadaşlar? Geçişsiz çatılı bir fiil oldu. Evet arkadaşlar, burada örnekler var. Onu gör, onu bil, onu duy, onu tanı, onu anla, onu sakla, onu tanı, onu ver, onu al, onu ses. Bakın hepsinin başına onu geldi. Cümle şeklinde örneklerimiz var. Başbakanın konuşmasını evinin balkonunda izleyecekmiş. İzleyecekmiş yüklem. Kim izleyecekmiş? O. Evet, nesne yüklem veya özne yüklem ilişkisi ararken mutlaka cümlenin yükleminin doğru tespit edilmesi ve akabinde öznenin ve nesnenin bulunması lazım. Ama yüklemin doğru tespit edilmesi en önemli adımdır arkadaşlar. İzleyecekmiş yüklem. Kim izleyecekmiş? O. Kimi izleyecekmiş ya da neyi izleyecekmiş? Başbakanın konuşmasını. Evet, bu bir nesnedir. O halde bu fiil geçişlidir. Ben bu kitabı yaz tatilinde okumuştum. Okumuştum yüklem. Kim? Ben. Özne. Neyi okumuştum? Bu kitabı. Nesne. Bu nesnenin belirtili veya belirtisiz olmasının bir önemi yoktur. İkisinden birisini alıyorsa fiil geçişlidir. Devam ediyoruz. Çocuklarını tatile göndermiş. Göndermiş yüklem. Kim göndermiş? O göndermiş. Kimi göndermiş? Çocuklarını. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da bir nesne. Hayatındaki boşluğu hayvan sevgisiyle doldurmuştu. Hep gizli özneler var. Doldurmuştu yüklem. Kim doldurmuştu? O. Neyi? Hayatındaki boşluğu arkadaşlar. Bu fiillerin hepsi nesne alabildiği için ve hepsinin başına onu geldiği için bu fiiller geçişli çatılıdır. Geçiyoruz. Evet, başka örnekler de var. Arkadaşlar, bu kadar örnek yeterli. Geçişsiz çatılı fiile geçmeden önce arkadaşlar bir not yazmak istiyorum. Bir not yazmak istiyorum. Arkadaşlar, bazı fiiller sevgili arkadaşlarım, zahirde yani görünürde nesne almadıkları halde geçişlidir. Evet, nasıl oluyor? Fiil nesne almayacak, yani görünürde bir nesne olmayacak. Cümle içerisinde bir nesne olmayacak. Ama bizim yükleme sorduğumuz neyi kimi sorusuna cevap alınabilecek. Bu fiiller de geçişli çatılı fiil olarak kabul edilir. Dün sabaha kadar okudum. Arkadaşlar, bu cümleye bakalım şimdi hep beraber. Okudum yüklem. Okuyan kim? Ben, gizli özne. Ne zaman okudum? Dün. Zarf tümleci. Ne zamana kadar okudum? Sabaha kadar. Zarf tümleci. Şimdi bu cümlede görünürde bir nesne var mı? Yok. Ama biz bu cümlenin yüklemine, fiiline neyi sorusunu sorduğumuzda, neyi okudum diye sorduğumuzda bir cevap alabiliyoruz aslında. Okunan bir şey var. Yani içten etkilenen bir kavram var. Neyi okudum? Kitap okudum, dergi okudum, Kur'an okudum diyebiliriz. Dolayısıyla bu fiilin başına da onu sözcüğü getirilebiliyor. O halde bu fiilin başına onu geliyorsa ve zahirde bir nesne olmasa bile neyi kimi sorusuna cevap veriyorsa bu cümle nedir arkadaşlar? Bu cümle geçişlidir. Evet, bu çok önemli bir detay. Bunu da unutmuyoruz. Geçişsiz fiiller arkadaşlar nesne almazlar. Geçişsiz fiiller. Bu tür cümleler neyi kimi sorusuna cevap almazlar. Örneklerimize geçiyoruz. Bakın,
onu dolaş, onu koş, onu utan, onu saklan, onu bayıl, onu ağla diye devam ediyor arkadaşlar. Hiçbirisinin başına onu gelmedi. Cümle biçimindeki örneklerimize bakalım. Bütün gece aralıksız yağmur yağdı. Yağdı yüklem. Evet, burada çok önemli bir detay var şimdi. Şimdi bu cümlede ne yağdı? Yağmur yağdı. İşte yağmur nesnedir diye düşünmek çok büyük bir hatadır. Arkadaşlar cümlenin ögeleri bulunurken önce yüklem, yüklemden sonra mutlaka önce özne bulunur. Özne bulunmadan başka bir öge bulunmaya kalkışılırsa işin içinden çıkılmaz. Bakın burada yağdı yüklem. Ne yağdı? Yağmur yağdı. Arkadaşlar buradaki yağmur öznedir. Yükleme sorduğumuz ilk ne sorusuna aldığımız cevap öznedir. Ne zaman? Bütün gece. Zarf tümleci. Nasıl yağdı? Aralıksız yağdı. Zarf tümleci. Peki bu cümlenin başına onu getirelim. Onu yağdı oluyor mu? Olmuyor. O halde bu cümle geçişsiz çatılı bir cümledir. Dışarıda fazla kaldığımızdan hepimiz çok üşümüştük. Üşümüştük yüklem. Niçin üşümüştük? Tabi önce özneyi buluyoruz. Kim üşümüş? Biz. Gizli özne. Niçin üşümüştük? Dışarıda fazla kaldığımızdan. Zarf tümleci. Burada bu arada özne varmış. Tabi gizli özneye gerek kalmadı. Çünkü hepimiz özne burada. Biz hepimiz üşümüştük özne. Niçin? Dışarıda fazla kaldığımızdan. Ne kadar? Çok. Zarf tümleci. Yine bir nesne yok arkadaşlar. Fiilin başına onu sözcüğünü getirelim. Onu üşümüştük oluyor mu? Olmuyor. O halde bu fiilde geçişsiz arkadaşlar. Sonunda beklenen gün geldi. Geldi yüklem. Ne geldi? Evet bakın çok önemli burası. Ne geldi? Önce özneyi buluyoruz ya. Buna nesne diyemeyiz. Ne geldi? Beklenen gün geldi. Ne zaman? Sonunda. Zarf tümleci. Evet. Neyi geldi? Kimi geldi? Cevap yok. Veya onu geldi diyebiliyor muyuz? Hayır diyemiyoruz arkadaşlar. O halde bu da geçişsiz çatılı bir fiildir. Yaz boyunca hiçbir iş görmeden tembel tembel oturmuş. Oturmuş yüklem. Kim oturmuş? O. Ne zaman? Yaz boyunca. Nasıl? Hiçbir iş görmeden. Nasıl? Tembel tembel. Evet arkadaşlar. 3 tane zarf tümleci var. Onu oturmuş diyemiyoruz. Son cümlede yürümüşüm, onu yürümüşüm diyemiyoruz. O halde bu fiillerin hepsi nesne almadığı için arkadaşlar bu fiillerin hepsi nesne almadığı için nedir? Geçişsizdir. Evet. Arkadaşlar geçişli geçişsiz meselesi bu kadar kolay. Nesne alıyorsa geçişli, nesne almıyorsa geçişsiz. Şimdi bir uyarı var. Bir sözcük kazandığı anlamla bir cümlede geçişsiz iken başka bir cümlede aynı sözcük geçişli olabilir. Onun için sadece başına onu getirmek de bazen doğru bir sonuç vermeyebilir. Çok net bir sonuç vermeyebilir. Merdivenle yukarı çıktı. Bakın çıktı yüklem. Kim çıktı? O. Ne ile? Merdiven ile. Zarf tümleci, edat tümleci. Nere çıktı? Yukarı çıktı. Zarf tümleci. Burada herhangi bir nesne yok. Ama aynı çıktı fiili bakın bir başka cümlede çıktı yüklem. Kim çıktı? O. Ne ile? Araba ile. Zarf tümleci. Peki neyi çıktı? Nereyi çıktı? Yokuşu çıktı dediğim zaman bu bir belirtili nesne olmuş oluyor. Yukarıda çıktı fiili. Nesne almazken aşağıda nesne alır hale geldi. Onun için işi sağlama almak adına cümlenin tüm ögelerini bulmakta fayda var arkadaşlar diyoruz. Evet. Arkadaşlar ne dedik? Nesnesine göre fiiller veya nesne yüklem ilişkisine göre fiiller dörde ayrılır. Bir geçişli, iki geçişsiz dedik. Üçüncüsü neymiş? Oldurgan çatılı fiiller. Bir de ne var? Ettirgen çatılı fiiller var. Nedir oldurgan çatılı fiil arkadaşlar? Geçişsiz bir fiili. Yani nesnesi olmayan bir fiili. TR'dır ekleri yardımıyla nesne alır hale getirmeye biz oldurgan çatılı fiil diyoruz. Geçişsizken TR'dır alıyor ve geçişli hale geliyor. Buna biz oldurgan çatılı fiil diyoruz. Mesela gül, bez, öl, gez, in, koş, birik ve dal fiilleri var. Başlarının hiçbirisinin başına onu gelmiyor. Onu gül, onu bez, onu öl olmuyor. Fakat arkadaşlar
onu güldür, onu bezdir, onu öldür, onu gezdir, onu indir, onu koştur, onu biriktir, onu daldır. Bakın, dırdir gelince ne oldu arkadaşlar? Nesnesi olmayan bir fiil nesne alır hale gelmiş oldu. Onu güldü olmaz, onu güldür olur. Onu bezdi olmaz ama onu bezdir oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tüm eklerle ilgili örnek vermiş sanırım. Evet arkadaşlar. Burada da R ekiyle ilgili, ır, ir, ur, ür, ar, er ekiyle ilgili örnek vermiş. Onu yat olmaz. Onu yattı, onu yatmış olmaz. Ama onu yatırmış olur bakın arkadaşlar. Onu pişti olmaz. Ama onu pişirdi olur arkadaşlar. Onu uçmuş olmaz. Ama onu uçurmuş olur arkadaşlar. Bakın kök halinde olan kısmının başına onu getirdiğimizde nesne almadığını görüyoruz. Ama kökten sonra ır ir getirdiğimizde nesne alır hale geldiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet t eki ile ilgili örnek vermiş burada da. Onu aktı olmaz ama onu akıttı olur. Onu ağladı olmaz ama onu ağlattı. Evet onu ağlattı olur arkadaşlar. Onu uğra olmaz ama onu uğrattı. Sıkıntıya uğrattı anlamında. Bakın arkadaşlar yine kök halindeyken nesne yok ama kökten sonra ne var? Nesne var. Evet peki ettirgen çatılı fiillerde durum nedir? Hemen akla şu gelir. Hocam eğer geçişsiz fiili geçişli yapmak oldurgansa geçişliği de geçişsiz yapmak ettirgendir diye. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Ettirgen çatılı fiillerde fiil zaten geçişlidir. Aynı ekler gelir ve geçişli olan bir fiilin derecesi arttırılır. İş çoğu zaman iş eylem bir başkasına yaptırılır. Oldurgan çatılı fiillerde dikkat ettiyseniz işi hep kendisi yapıyordu. Onu güldür, onu ağlat, onu pişir. Fakat arkadaşlar ettirgen çatılı fiillerde çoğunlukla işin bir başkasına yaptırılması söz konusu. Ve geçişli olan bir fiilin geçişlilik derecesi arttırılıyor. Hangi ekler yardımıyla? TR, dır ekleri yardımıyla. Evet, geçişliyken geçişlilik derecesi arttırılır. Ettirgen çatılı fiillerde işin başkasına yaptırılması anlamı söz konusudur. Örnek, bakın onu sildi. Zaten bunun nesnesi var. Oldurganda nesne yokken nesne alır hale getiriyordur. Burada nesne var zaten. Onu sildi, onu sildirdi. Peki sildirdi derken işi bir başkasına yaptırma anlamı yok mu? Var. Onu saymış, onu saydırmış. Onu bilmiş, onu bildirmiş. Bakın arkadaşlar zaten nesne var. Zaten nesne var. Burada da nesnenin derecesi arttırılıyor, geçişlilik derecesi arttırılıyor ve iş bir başkasına yaptırılıyor. Evet, onu içti, onu içirdi veya içirtti de diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hepsiyle ilgili örnekleri tek tek yapmaya gerek yok. Onu aradı, onu arattı veya arattırdı da diyebilirsiniz. Onu ödemiş, onu ödetmiş. Bakın arattı, ödetmiş, bekletmiş, çağırtmış, yıkatmış, tanıtmış, taratmış veya tarattırmış, yıkattırmış. Bütün bu fiillerde ne var arkadaşlar? Bir işi başkasına yaptırma anlamı var. Evet. Evet. Bu da gereksiz ayrıntılar var arkadaşlar. Onları geçiyoruz. Ve arkadaşlar neye geldik? Öznesine göre veya özne yüklem ilişkisine göre fiiller. Özne yüklem
ilişkisine göre çatı diyelim. Özne yüklem ilişkisine göre çatı. Şimdi nesne yüklem ilişkisine göre çatıyı hemen özetliyorum. Dörde ayrılır. Geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen. Nesne alıyorsa geçişli, nesne almıyorsa geçişsiz. Geçişsiz bir fiil TR direkleri yardımıyla geçişli hale geliyorsa oldurgan. Zaten geçişli olan bir fiil TR direkleri yardımıyla geçişlilik derecesi arttırılıyor ve iş bir başkasına yaptırılıyorsa ettirgen, çatılı fiil adını alıyor. Peki gelelim öznesine göre fiillere. Arkadaşlar öznesine göre fiiller de arkadaşlar onlar da etken, edilgen, dönüşlü ve işteş olmak üzere dört başlıkta incelenir. Birincisi neymiş arkadaşlar? Etken fiiller. Evet. LN Ş çatı eklerinden birini almamış fiillerdir. Böyle fiillerin gerçek öznesi vardır arkadaşlar. Belirgin biçimde verilebilir ya da gizli özne biçiminde ne yapılır? Sezdirilir. O halde etken çatılı fiillerde işi yapan bellidir. Bu fiillerde ne vardır? Gerçek veya gizli özne vardır. Bu kadar basit. Bir de L, N, Ş sesi yoktur. Bu da önemli. İşi yapan bellidir. Gerçek öznesi veya gizli öznesi vardır. Bu fiillerde L, N, Ş eklerinden herhangi birisi yoktur. Örnek. Hocam peki bu özneler, gerçek özneler hangileri olabilir? Yani gerçek özneden kasıt, tabii özne deyince aklımıza sadece bir insan gelmemeli, bir varlık gelmemeli. Hani yağmur yağdı ifadesinde yağdı yüklem, ne yağdı? Yağmur. Yağmur da burada bir gerçek öznedir. Güneş doğduğu ifadesindeki güneş bir gerçek öznedir arkadaşlar. İstanbul istikametinden gelen araçlardan dolayı uzun kuyruklar meydana geldi. Evet, uzun kuyruklar meydana geldiği yüklemi çatı eki olmadığı ve gerçek özne aldığından arkadaşlar etkendir demiş. Meydana geldi yüklem. Şimdi biz yüklemden sonra önce neyi buluyoruz arkadaşlar? Özneyi buluyoruz. Ne meydana geldi? Uzun kuyruklar. Uzun kuyruklar ifadesi bir öznedir. Peki niçin uzun kuyruklar meydana geldi? Şurayı silelim. Yanlış yazmış buraya. Niçin uzun kuyruklar meydana geldi? İstanbul istikametinden gelen araçlardan dolayı. Bu zarf cümleci bizi ilgilendirmiyor. Özne yüklemde bizim için esas olan cümledeki özne ve yüklemdir. Diğer ögeleri çok kafamız karışıyorsa bulabiliriz ama çok kafa karışıklığına mahal verecek bir durum söz konusu değilse diğer ögeleri bulmaya gerek yoktur. Sabahtan beri hiçbir şey yemediğimden çok acıkmıştım. Acıkmıştım yüklem. Kim? Ben. Arkadaşlar. Evet. Ben acıkmıştım. Ben burada gizli öznedir arkadaşlar. Olay bitmiştir. Acıkmıştım yüklem. Acıkan kim? Ben. Bu cümlenin bir gizli öznesi var. O halde bu iki cümle öznesine göre etkendir. Evet. Yağmur yağıyor ince ince. Yağıyor yüklem. Ne yağıyor? Yağmur özne. Dağdan yuvarlanan taşlar yolu kapatmış. Kapatmış yüklem. Ne kapatmış? Dağdan yuvarlanan taşlar. Özne. Neyi kapatmış? Yolu. Bu nesne. Bizi ilgilendirmiyor. Son 10 yıldır altın kemeri kimseye kaptırmıyor. Kim kaptırmıyor? O. Gizli özne. Yaşlı kadın elleri yer yer çatlamıştı. Çatlamıştı yüklem. Ne çatlamıştı? Yaşlı kadının elleri özne. Arkadaşlar bu kadar basit. Gerçek veya gizli özne varsa o fiil etkendir. L, N, Ş sesi olmayacak. Gerçek veya gizli özne olacak. Güzel. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Edilgen çatılı fiile geldik. Peki edilgen çatılı fiil nedir arkadaşlar? Şimdi etkende özne işi yapıyordu. Gerçek veya gizli özne alıyordu. Edilgen çatılı fiillerde işi yapan belli değildir. İşi yapan belli değildir. Ve arkadaşlar çok önemli bir detay, bu eylemlerde
L ve N sesi vardır. Etkenden farkı ne hocam? İki tane fark var. Bir, gerçek ve gizli özne almazlar. İki, üç tane fark var aslında. İki, işi yapan, eylemi gerçekleştiren belli değildir. Ve üç, arkadaşlar bu eylemler, bu fiiller L ve N sesi alırlar. Evet. Peki gerçek ve gizli özne yoksa arkadaşlar bu eylemlerde hangi öznenin varlığından söz edilebilir arkadaşlar? Tabii ki sözde özneden söz edilebilir. Sözde özne. Evet, sözde özne nedir arkadaşlar? İşin kim tarafından yapıldığının belli olmadığı, ancak işten etkilenen unsurun belli olduğu ögeye, kavrama biz sözde özne diyoruz. Evet, sözde özneler gerçekte nesne olduğu için eylemi yapan değil, eylemden etkilenendir arkadaşlar. Bu kafa karışıklığına mahal vermesin lütfen. Gerçekte nesne olduğunu ben çok detaya girmek istemiyorum. Sınavda çıkacak haliyle sizlere anlatayım. Vildan Hoca ders programını bütün öğretmenlere dün akşam göndermiş. Evet, yani şöyle bir dün akşam göndermiş. Bu tarafa alalım. Şimdi bu cümlenin etken mi edilgen mi olup olmadığını nasıl anlayacağız arkadaşlar? Hemen yüklemi buluyoruz. Göndermiş yüklem. Kim göndermiş? Vildan Hoca. Özne. Neyi göndermiş? Ders programını, nesne. Zaten başına onu getirdiğimizde oluyor bakın, onu göndermiş. Bu geçişli çatılı bir fiil. Kim göndermiş? Vildan Hoca, gerçek özne. O halde bu cümle öznesine göre etken, nesnesine göre geçişlidir diyebilir miyiz? Evet. Çünkü işi yapan, eylemi gerçekleştiren belli. Evet. Fakat arkadaşlar, bu cümleyi biz değiştirirsek, ders programı bütün öğretmenlere dün akşam gönderilmiş. Bakın, bir önceki örnekte ne vardı arkadaşlar? Göndermiş fiili vardı. Kim göndermiş? O. Neyi? Ders programını. Bakın başına neyi de, onu da geliyor ve o gizli öznesi var. Ama biri göndermiş, biri ne oldu arkadaşlar? Gönderilmiş oldu. Göndermiş de gönderilmiş aynı şey mi? Hayır. Peki yüklemi bulduk. Gönderilmiş. Ne gönderilmiş? Gönderilen ne? Ders programı. Buradaki ders programı ifadesi bir sözde öznedir. Çünkü işi yapan değil, işten etkilenen unsur durumuna dönüştü burada ders programı ifadesi. Arkadaşlar. Dolayısıyla burada işi yapan, eylemi gerçekleştiren kim? Gönderen kim? Belli değil. Gerçek öznesi yok, gizli öznesi yok. Ama işten etkilenen bir unsur var ki ona biz de sözde özne diyoruz. O halde bu cümle edilgen çatılı bir fiildir. Vildan Hoca göndermiş. Etken, Vildan Hoca ders programını göndermiş. Etken, ders programı gönderilmiş edilgen. Devam ediyoruz. Arkadaşlar başka örnekler de var. Evet, bu eser yüzyıllardır özenle korunmuş. Korunmuş yüklem. Ne korunmuş? Bu eser. Arkadaşlar kim tarafından korunmuş? Bu soruyu sorabilirsiniz. Edilgen çatılı fiile. Kim tarafından yapılmış? Kim tarafından korunmuş? Belli değil. Olay herkesten gizli tutulmuş. Tutulmuş yüklem. Ne tutulmuş? Olay. Sözde özne. Kimden? Herkesten. Dolaylı tümleç. Nasıl tutulmuş? Gizli. Bunlar bizi pek ilgilendirmiyor. Evet. Ne gizli tutulmuş? Olay. Peki olayı gizli tutan kim? Belli değil. Ava giden balıkçılar sabırla beklenirmiş. Bakın beklenirmiş diyor. Dikkat edelim. Kim beklenirmiş? Ava giden balıkçılar. Peki bu ava giden balıkçılar kim tarafından beklenirmiş? Onları bekleyen kim? Belli değil. O halde ava giden balıkçılar nedir arkadaşlar? Sözde öznedir. Eşyalar eve taşınmış. Taşınmış yüklem. Ne taşınmış? Eşyalar. Eşyayı kim taşımış? İşi yapan kim? Eylemi gerçekleştiren kim? Belli değil. O halde bu fiillerin hepsinde işi yapan belli değil. Ve bu fiillerin hepsinin arkadaşlar neyi var? Sözde öznesi var. O halde bütün bu fiiller edilgen çatılıdır. Peki
Başka bir kanıt var mı bunların edilgen çatılı olduğuna dair? Evet, var. Nedir arkadaşlar? Korumaktan korunmak, tutmaktan tutulmak, beklemekten beklenmek, taşımaktan taşınmak. Bakın hepsinde ne var? In, in sesi var. L sesi var diğer örneklerde arkadaşlar. Yani çok basit bir şekilde anlatmak istersem. Arkadaşlar camı sildi etken iken cam silindi edilgendir. Bankayı soymuş etken iken banka soyulmuş edilgendir. Gömleği yıkadı etken, gömlek yıkandı edilgen. Evi temizledik etken, ev temizlendi edilgen. Duvarı boyadı etken, duvar boyandı edilgen. Bakın L ve N sesi var arkadaşlar. Silindi, soyulmuş. Pardon, burada yok. Soyulmuş şurada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi camı kim sildi? O. İşi yapan belli. Ama burada ne diyor? Silinen cam. Camı kim silmiş belli değil. Sözde özne. Bankayı soymuş. Kim? O. Ama banka soyulmuş derken bankayı soyan belli değil. Burada banka işi yapmıyor. Yapılan işten ne yapıyor? Etkileniyor. O halde buna da biz edilgen çatılı fiil diyoruz. Evet, bir sürü örnek var arkadaşlar. Arkadaşlar, burası da önemli bir uyarı. Tabii gerçek özne, gizli özne, sözde özneden bahsettik. Bir de örtülü özne diye bir kavram var. Bu uyarı da bu örtülü özneden bahsediyor. Edilgen eylemlerin gerçek öznesi C'den ekleriyle ve tarafından, nedeniyle, yüzünden, etkisiyle vesaire sözcüklerin yardımıyla belirtilebilir. Böyle öznelere örtülü özne denir. Arkadaşlar, örtülü özneler, evet, sözde özne ile birlikte kullanılır. Bu da önemli bir detay. Şöyle yazayım. Sözde özne ile kullanılır. İşi yapan ortaya çıkar. Fakat bu durum evet, fakat bu durum fiili etken yapmaz. Şimdi buradaki ayrıntıları şöyle tekrar edeyim. Örtülü özne kavramı sözde özne ile beraber kullanılan bir kavramdır. 1. Örtülü öznede işi yapan, eylemi gerçekleşen ortaya çıkar. Bu 2. Fakat işin kim tarafından yapıldığının, eylemin kim tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması o fiilin etken olduğu anlamına gelmez. Arkadaşlar, öğrenciler kurul kararıyla geçirildi. Şimdi geçirildi yüklem. Kim geçirildi? Öğrenciler. Öğrencileri kim geçirmiş? Belli değil. Bu bir sözde öznedir. Kurul kararıyla ifadesi aslında işi yapan, eylemi gerçekleştiren bir unsurdur. Ve tarafından, nedeniyle, yüzünden, etkisiyle gibi sözcüklerin yardımıyla belirtilebildiği için buna biz ne diyoruz? Örtülü özne diyoruz. Hafta sonu tatiliyle bayram tatili bakanlık tarafından birleştirildi. Birleştirildi yüklem. Ne birleştirildi? Hafta sonu tatiliyle bayram tatili sözde özne. Kim tarafından? Bakanlık tarafından ifadesi burada nedir arkadaşlar? Örtülü öznedir. Yani ez cümle, özetle biz ne bileceğiz? Edilgen çatılı fiillerde, sözde öznenin olduğu fiillerde örtülü özne de bulunabilir. Bu örtülü özneleri biz tarafından, nedeniyle, yüzünden, etkisiyle gibi sözcükler yardımıyla ne yapabiliyoruz? Cümlede ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi banka soyuldu edilgen,
banka hırsızlar tarafından soyuldu. Hırsızlar tarafından ne oldu? Örtülü özne. Cam silindi. Edilgen cam annem tarafından silindi. Arkadaşlar annem tarafından ne oldu? Örtülü özne oldu. Evet arkadaşlar. Etken ve edilgenlikten bahsettik arkadaşlar. İşi yapan belliyse etken. L, N, Ş sesi olmayacak. Gerçek ve gizli özne olacak. İşin kim tarafından yapıldığı belli değilse, L ve N sesi varsa, sözde özne varsa edilgen. Evet. Peki dönüşlü çatılı fiillerde durum nedir arkadaşlar? Öznesinin hem işi yaptığını hem de işten etkilendiğini. Bakın. Şimdi etkende işi yapıyordu. Edilgende yapılan işten etkileniyordu özne. Burada özne hem işi yapar hem de işten etkilenir. Özne hem işi yapar. Evet, özne hem işi yapar hem de yapılan işten ne yapar? Etkilenir. Eylemlerde dönüşlülük anlamı L ve N sesiyle sağlanır. Evet. Dönüşü çatılı eylemler nesne alamazlar. Bu yüzden bütün dönüşü çatılı eylemler geçişsizdir. Bu da çok önemli bir detay. Peki hocam edilgen çatılı fiiller de L ve N sesiyle yapılıyordu. Dönüşü de L ve N sesiyle yapılıyor. Nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar dönüşlü çatılı fiillerde gerçek veya gizli özne vardır. Ama edilgen çatılı fiillerde ne vardı? Sözde özne vardı. Evet, çok önemli, çok önemli. Dönüşlü çatılı fiillerde gerçek veya gizli özne var. Peki hocam, etken çatılı fiillerde de gerçek veya gizli özne var ama etken çatılı fiillerde L ve N sesi yok. Evet, özellikle dönüşlüyle karıştırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Dönüşlü de işi yapan ve işten etkilenen bir unsur var. Yani gerçek ve gizli özne var. L ve N sesi var ama edilgende de L ve N sesi var ama orada işi yapan, eylemi gerçekleştiren belli değil. Örnek, rol aldığı filmin galasına çağrılmayan oyuncu yönetmene kırılmış. Kırılmış yüklem. Kim kırılmış? Evet, rol aldığı filmin galasına çağrılmayan oyuncu. Bu bir gerçek öznedir arkadaşlar. Özne gerçek. Yüklemde L ve N sesi var mı? Var. Kırmaktan kırılmak. İşi yapan, rol aldığı filmin galasına çağrılmayan oyuncu. Bu durumdan etkilenen yine kendisi arkadaşlar. Dolayısıyla burada gerçek özne var ama yüklemde de L ve N sesi var. Yani işi yapıp işten etkilenme durumu söz konusu. O halde bu fiil dönüşlüdür. Kadın bir süre sonra pencerenin önünden çekildi. Bakın çekmek, çekilmek. Kim? Kadın. Gerçek özne. Hem işi yapıyor hem etkileniyor. Kahvedekiler dünden beri uyuz gibi kaşınıyor. Kaşımaktan kaşınmak. Yüklem. Kim kaşınıyor? Kahvedekiler. Hem işi yapıyor hem etkileniyor. Filiz benden habersiz ehliyet kursuna yazılmış. Yazmaktan yazılmak. Kim yazılmış? Filiz. Gerçek özne. Annem üzüldü. Gerçek özne. Kadınlar süslendi. Gerçek özne. Küçük hamal koskoca çuvalı bir başına yüklendi. Küçük hamal gerçek özne. Arkadaşlar dikkat edin lütfen. Dönüşü çatılı fiillerde gerçek özne vardır, gizli özne vardır ama aynı zamanda yüklemde ne vardır arkadaşlar? L ve N sesi vardır. Hem işi yapıyor hem de yapılan işten etkileniyor. Evet. Evet arkadaşlar, biz öznesine göre fiilleri veya özne yüklem ilişkisine göre fiilleri ne yapmıştık arkadaşlar? Dört başlıkta incelemiştik.
Bu dört başlıktan ilki neydi? Etken. İkincisi edilgen. Üçüncüsü dönüşlü. Ve dördüncüsüne geldik arkadaşlar. Yani sonuncusu. O da ne arkadaşlar? İşteş çatılı fiiller. Evet. İşteş çatılı fiiller. Arkadaşlar birden çok öznesi vardır bir kere. Bu çok önemli bir detay. Birden fazla öznesi vardır. Bir işi karşılıklı veya beraber yapma anlamı içeren fiillerdir. Bu fiillerde ya ş sesi vardır ya leş laş eki vardır. Leş laş eki de ş'nin anlam ve görevini üstlenen ve işteşlik bildiren bir ektir arkadaşlar. Evet, bakın bir, özne birden fazla varlıktan oluşur. İki, bir işi karşılıklı veya beraber yapma anlamı vardır. Üç, bu fiillerin yükleminde ş ve leş laş eki vardır. Küs oldukları için soğuk bir edayla selamlaştılar. Kim? Onlar. Selamlaşmak eylemi karşılıklı olur. Gençlik yıllarında mektuplaştılar. Kim? Onlar. Görüşeceğiz. Biz. Dövüşüyordu. İki çocuk. Dertleşiyordu. Yaşlılar. Bakın, dertleşmek, dövüşmek, görüşmek, selamlaşmak, mektuplaşmak, kucaklaşmak, sözleşmek, haberleşmek. İş karşılıklı yapılıyor ve hepsinin yükleminde ş veya leş laş eki var. Özne de birden fazla varlık. Biz, yaşlılar, çocuk, iki çocuk, onlar, değil mi? Devam ediyoruz. Beraber yapma anlamı da olabilir arkadaşlar. Susuzluktan bunalan güvercinler çeşmenin başına üşüştü. Üşüştü. Kim? Güvercinler. Zilin çalmasıyla birlikte hepimiz sınıflara doluştuk. Doluştuk. Kim? Hepimiz. Mahalleli kaymakamlığın önünde bekleşiyor. Bekleşiyor yüklem. Kim? Mahalleli. Evet. Gülüşüyor. Buluşacağız. Koşuşuyor. Doluşmak, bekleşmek, üşüşmek, gülüşmek, buluşmak. Bu fiillerde de arkadaşlar bir işi beraber yapma anlamı var. Yüklemde de şey sesi var. Özne de birden fazla varlık. O halde bu fiillere biz ne diyoruz arkadaşlar? İşteş çatılı fiil diyoruz. Evet. Arkadaşlar, burada bir uyarı var. Ş ekini alan eylemlerin dönüşlü işteş ayrımına dikkat ediniz. Özne tek varlık ise bu dönüşlü. Eğer özne birden fazla varlık ise bu işteştir. Bebek günden güne gelişiyor. Gelişmek. Burada arkadaşlar öznenin birden fazla durum, birden fazla olma durumu söz konusu değil. Çünkü günden güne gelişen kim? Bebek. Boyumdan büyük işlere giriştim. Boyundan büyük işlere girişen kim? Ben. Bu iki cümlede arkadaşlar her ne kadar şey sesi varsa da özne birden fazla varlık olmadığı için veya bir işi karşılıklı veya beraber yapma anlamı olmadığı için biz bu fiilleri ne diyoruz? Dönüştü diyoruz. İşteş olabilmesi için mutlaka öznenin birden fazla varlıktan oluşması gerekiyor ve bir işi karşılıklı veya beraber yapma anlamının olması gerekiyor. Apartman görevlisi de tartışmış. Kim? O veya onlar. İki ülke sonunda anlaştı. Kim? İki ülke. Bakın özne birden fazla varlık ve bir işi beraber veya karşılıklı yapma anlamı olduğu için bu fiillere biz işteş çatılı fiil diyoruz. Arkadaşlar dersin başında ifade etmiştim ama burada son olarak bir not var. O notu da ifade edeyim ve dersimizi bitirelim. İsim cümlesinde çatı aranmaz. Bunu en başta söylemiştim. Konu başlığımız ne bizim? Fiilde çatı. Yüklemi fiil olan bir sözcük yani. Bizi ilgilendiren arkadaşlar. Dolayısıyla bir cümlenin yüklemi isimse bizim konu başlığımızla bunu irtibatlandırmamız mümkün mü? Fiilde çatı çünkü. Türkiye'nin en güzel meyvesi portakaldır. Türkiye'nin en güzel meyvesi portakaldır. Arkadaşlar burada yüklemi bulalım hemen. Portakaldır yüklem. Ne? Türkiye'nin en güzel meyvesi özne. Nesne yüklem, özne yüklem ilişkisine göre biz bu cümleyi inceleyemeyiz.
Çünkü bu cümlenin yüklemi isimdir. İsim ve isim soyulu bir sözcük ise o cümlede çatı özelliği aranmaz. Evet. Arkadaşlar, tabloyu şöyle bir özetleyecek olursak, çatı konusu iki başlıkta ele alınır. Nesnesine göre, öznesine göre. Nesnesine göre geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen. Nesne alıyorsa geçişli, almıyorsa geçişsiz. Geçişsiz bir fiil geçişli hale geliyorsa oldurgan, geçişli bir fiilin geçişlilik derecesi arttırılıyorsa ettirgen. Öznesine göre de dörde ayrılıyordu. Etken, edilgen, dönüşlü, işteş. Özne işi yapıyorsa, gerçek bizde özne varsa etken. Özne işi yapmıyorsa, LN sesi varsa, sözde özne varsa edilgen. Özne hem işi yapıyor hem yapılan işten etkileniyorsa dönüşlü. Gerçek ve gizli öznesi de vardı. Ve arkadaşlar, ş sesi, leş, laş eki varsa, bir işi karşılıklı veya beraber yapma anlamı varsa, özne birden fazla varlıktan oluşmuşsa buna da işteş, çatılı fiil diyoruz. Evet, bir başka derste veya soru çözümünde tekrar görüşmek ümidiyle arkadaşlar, sağlıcakla kalın.